Bugün programası özyenlerine devam etti ve bugün biz gençlerimizle sohbetleşiyoruz. Ve bu programanın kısmında biz ana tilimiz ve vatanımızga sevgi nasıl aşılamalımız hakkında sohbetleşecekmiz. Ben sizlerden nebiteki misafirimizle tanış etmege isteyim. Bu Arslan Tipayev. Arslan Kiev-Şevçenko Üniversitesi'nde okuy. Selam aleyküm. Hoş geldiniz. Arslan, biz bilemiz ki, bugünkü kunde gençlerimizin faaliyeti pek emiyetli. Münaşımda bugün bu studiyada gençler kelgen edi. Olar endi üniversitet mezunları ve biz Kırımın kelecegini, faaliyetini müzakere etken edik. Müna siz student olarak, yani genç olarak gençlerin faaliyeti ne kadar emiyetli? Menimce gençler bu bizim halkımızın tayımıdır. Gençler şimdi üniversitelerde okuyorlar. Ve son üniversiteden son onlar Kırım'da kayıtıp yana Kırım'ı kururlar. Ya mına til muyti ne kadar mıyım? Ne kadar tilimizni saklamağa mıyım? Menimce birinciden til Kur'an'da da sakla. Eğer adamlar Kur'an'da hürmet etseler. Eğer adetlerge hürmet etseler. Eğer bizim kartlarımızga ana baba kart baba bitaha hürmet etken son tek hürmet etken son tilini hürmet etmeye son mümkün. Asıl da çok sebep var. Lakin tilini mektepte okumağa mümkün. Tilini üniversitede okumağa mümkün. En esas bu okumağa. Ya siz mesela tilimizni haydan öğrendiniz? Men Kırım Tatar olup Kırım Tatar tilini en yakşı bilmedim. Tek üniversitede men onu şimdi okuyum. Kırım Tatar tili Kırım Tatar tilinin eminin ve Kırım Tatarlar ve Ukraynalar okuyorlar. Son ise bu en yakşı şey. Çünkü Kırım Tatar tili Ukraynalarının de saklay. Doğru aytasınız. Şimdi sizin üniversitetinizde hem Ukraynalar okuyorlar hem Kırım Tatarlar da okuyorlar ve güzel bir münasebetler ve güzel bir tendensiya. Ya üniversitette nasıl tedbirler geçirilir? Pek meraklı tedbirler bizde geçiyor. Mesal olarak gelecek haftada biz Navruz kayıt edeceğimiz. 24 Mart. Öyle. Biz anda laf etemiz. Biz anda öyle oda gibi yapamız. Kavini çibrekten aşayımız. Öyle bir yufaçık Kırım bizim Kırımlılar merkezde var. Ya Ukraynalar bugünkü kunde bizim tilimizge, bizim medeniyetimizge nasıl münasebetlerini gösteriyorlar? Ukraynalar çok meraklılar. Menimce onlara bizim til, bizim yerler ve bizim aş pek meraklı. Çünkü onlar çubrekler, viyantıklar daha bol bence menyen aşağıyla.
Ukraynalılar Kırım Tatar tilinde ihlaf etmeye çalışırlar. Ve öz dostlarını emir kılınırlar. Sonra ise Ukraynalılar bizim merkezge gelirler ve biz laf etmeyiz, biz aytamız kim Tatarlar. Biz bizim medeniyet hakkında aytamız. Bizim merkezde çok kitap var ve onlar kitabını okuyorlar. Ya sizin fikrinizce bugünkü günde biz özümüzü nasıl saklamak gerekmiz? Birinciden en asıl men endi aytım bu Kur'an'da. Yaxşı bir güzel Kur'an'ını yapmaya gerek. Siz aytınız endi ana tili biz çok ana tili sual yakında laf etmez ama bakınız ana tili. Baba değil, vatan değil, ana tili. Ve tıl anadan keliyem. Birinciden ana birinciden eğer ana tilini bilse ebaladı bilse. Siz uzunuz milli mektepte okumadınız. Yok. Okumadınız. Ben asıl Kırımtada, Kırımtatar tilinde çok laf etmeyim. A ya niçin siz buna Ukrayna'ya gelmeye karar aldınız? Eminimce Kiev bu balvan bir şey. Bu merkezi. Ve evimde öyle Avrupa'daki bir yaşayış ve bizim gençlerimiz manda okup manda yaşap Kırım'da kaytkan son öyle Avrupa'daki bir sistemasını getirecekler. Yaşayış sistemasını, ekonomik sistemasını ve diğer ile ahire. Doğru aytasınız. Ama en esas maksadımız güzel mutahassıslar olup Kırım'a kayıtmağa ve doğru aytasınız. Yani bunda daha çok öyle Avrupa tesiri var, güzel ananeler var. Ya hocalar hakkında ne aytabilirsiniz? Kim sizlerle çalışa, kim bu fakültette çalışa? Bizde 4 hoca var. Abibullah Hoca, Sabri Hoca, Afize Hoca ve Dilara Hoca. Er Hoca'da öz metodika var. Ve bu pek yakşı. Bizde endi 4 kurs var. Kırmızılar Tel Edebiyat ve İngiliz Telinge Tercüme Fakültesi. Ve her yıl hocalar deniştireler. Şimdi tam birinci kursta bizde Sabri Hoca praktik hocalık yapaydı. İkinci kursta Afize Hoca. Şimdi Abibullah Hoca. Sonrası bu balaban bir tecrübe. Çünkü biz anda M Kiril, M Latin Urfatında yazamız, okuyumuz. Güzel, meraklı, gerçekten de pek meraklı. Ve şimdi bizlerinin Skype astasının eski Kırım hocası bağlandı. Keliniz Kırım'da nasıl muhit, nasıl tahsil sisteması, şimdi bunu öğrenmeye tırışacağımız. Bugün bizlerinin eski Kırım Milli Mektebi'nin İngiliz tili hocası Linura Hoca İlyasova bağlandı. Selam aleyküm. Aleyküm selam, Elmas Hanım.
Ленур Ходжам, біз білеміз ке, әскі Қырымда бір чоқ, әскі Қырым мектебінден, әскі Қырым милли мектебінден бір чоқ істедатлы балар чықтылар. Ве әскі Қырым мектебінде дайыма тіл мұйытыны қайт әтмеге мүмкін әді. Ве насыл сырларыны ачыныз? Nasıl usullar kullanasınız? Sizde böyle tül müyütü bar, sizin mezunlarınız daima serbest ana tülümüzde laf etelir. Bakınız Elmas Hanım, eski Kırım Milli Mektebi, onun ananeleri çok yıllarga devam etti ve o en birinci mekteplerinden idi bizim ana vatanımızda. Onun için men bilesem bu tecrübe meselesi. Ve elbette oz işimizge, muhitimizge, mektepte yaratkan muhitimizge bağlıdır. Çünkü mektepte tırşamız ki talebeler özlerini bir aile kıbı duysunlar. Ve daima beraberlikte çalışmağa tırşamız. Ya bugünkü günlerde bu muhitini saklamak kıyın mı? Şimdiki zamanda deniştim, muhitte denişti elbette ama biz o çalışmalarımızla devam etmemiz bizim maksadımız belli. Bizler tül uğrunda kureşemiz, biz o talebelerimizle, ballarımızla ahıhı vatan perverler insanlar ve özlerinde milli gurur, milli menlik degen şeyini bilgen ballarına Östürmege tırışamız ve onlara elbette güzel keyfiyetli tahsil bermege. Yani onlar daima dünyada olgan Ali Okuf yurtlarında konkurensiyanı yapmağa olsunlar demek. Ve bizim ballarımız çoksu Ali Okuf yurtlarında dünyada da okuylar ve pek başarılılar. Ve hem de Ukrayna'da şimdi başka memleketlerde okuylar ve çalışalar ve demek ki bizler tırışamız yakşı keyfiyetli tahsil bermege bizim ballarımızga. Я назыл қиынлықларыны раскелесіңіз. Меселі, мына қырым-татар тілі дәрістері азлашты ма? Nasıl hınlıklarına rast gelesiniz? Bakınız, elbette şimdi mekteplerde her vakit daima devlet programmaları olaydı. Men elbette Kırım-Tatar tilini vermeyim, onun için saatler sayısına aytıp olamayım. Ama men bilesem şimdiki zamanda derslikler azca ola. Ana tilimizde çıkan aslında kitaplar ana tilimizde Kırım-Tatar tilinde şimdi pek az sirek çıka çünkü Kırım'da men bilesem öyle vasıtalar şimdilik yok. Я шуны да сурамак истейм, мына милли мектепнин ожасы олмаган не кадар мәсулиятле? Бахыңыз, мен бу зенатка киргенде мен бир шейни аңладым. İnsan için en kıymetli dünyada onun balası. Ve elbette bizler erdaim, bir oca, milli mektepnin ocası bunu anlamak gerek ki. İnsanlar bizge en yakın, en kıymetli, dünyada algan en kıymetli şeyini bereler ve biz onlara da doğru davranmağa gerekmiz. Ve elbette biz şimdi, bugün, daima, her zaman yanı nesil terbiye etemiz. Bu nesil katı, o ayaklarında, ana vatanında turmağa gerek ve bu nesil akıllı, ciddi, vatanperver, milli, menlik ne olganını anlağan nesil olmağa gerek. O güçlü olmağa gerek, o bilgili olmağa gerek. Ve biz bunlarını terbiye etmeye gerekmiz ve anlatmak gerekmiz şimdiki bizim ballarımızga, ana babalarımızga. Demek ki hiçbir ana babada bir vakit şube olmasın. Hayda uzun balasını vermeye ve hayda onu okutmaya. Bizim mezunlarımızın elbette şubeleri yok. Bizler şimdi koremiz ki o mektebimizde bizim mektebimizden çıkan mezunlar mezunlarımızın ballarını okuttalar. Demek nesiller denişi biz özümüzge bu şaraitlerini yaratamız ve mektebimizde
böyle yaşayamız. Nesiller denişe biz kavi yaxşı turamız ayakta. Şunu da soramak isteyeyim. Bu yıllar içinde halkımız nasıl halkımız nasıl özünü is etti, bu vatanga sevgi duyguları canlandı mı ya da aksine? Şimdi nasıl tendansiyalarını kayıt ettirdiniz? Vatanga sevgi men bilesem da güzel, da büyük oldu ve bu vatanın lezzetini biz hepimiz duymaya başladık ve anladık. Çünkü elbette bir şeyini elde etsen, onun kıymeti men bilesem öyle büyük değildir ama onu cöyecek zamanında böyle şeyler doğanda, korku doğanda yani cöyeceksin bir şeyini. O zaman insan onu daha da çok keyfiyetini anlay. Halkımız işte zamanga göre, şaraitlerge göre yaşay ve öz vatanına sevgisini men belesem eksiltmedi daha da arttı. Ama işte bu şaraitlerge göre. Alinur hocam, bağda olunuz. Şimdi bizim seyircimiz bizge telefon açtı. Keliniz kabul etik, hepimiz kabul etik. Selam aleyküm, buyurunuz. Алло, дынлеймі сізні. Сәлем алейкум. Сәлем. Мен украиным. Университетті Хырым татар тіліне агренем. Хырым татар тіліне да пек бекенем. Ве сөйлер бермеге істер әдім. Машалла, бұйырыңыз. Біріншіден, насыл ұсыларынен, яда насыл китапларынен, менім білгімнім, инкешаф етмек мүмкін. Çok sağ olunuz sualınız için. Gerçekten de meraklı bir sual. Şimdi Arslan'dan sorarız. Son Linura hocamızdan da sorarız. Мына бізге бүгін украинлерді ана тілімізді мына лафетмеге тырышалар ве бізге телефон ачалар. Керчектен де машалла айтмақ істейміз. Яғни Арслан бей, не айтар едіңіз? Насыл девабыңыз олар? Асыл да, машалла. Бұл пек яқшы, пек гүзел суал. Украинлерге біздің тіліміз өле спецификалы. Ве менің де ұжасыз қырым татар тіліні олар өгіретмен сәлі. Ве ама интернетте бір сайтлар бар. Мысалы оларақ Али Мединиет, Қырым Джуниор, Сонгсия Джанлы Лугат. Ве бұл сайтлар ярдым етежеклер. Пек гүзел, чоқ сауыз. Ленур Олжам, мында шынды Киевде пек өле яқшы тенденция, мына шынды қыз чық білмем, ешіттіңіз мы, ешітмедіңіз мы? Шынды бір украин қызы телефон ашты, ана тілімізде лафетмеге тұрышты, ве гүзел суал берді. Озы украин олып, қырым татар тілінде сұрады, ана қырым татар тіліні өгренмек үшін насыл ұсулар қоланмақ керек? Пек гүзел, әлбетте, украин қызчығы ана тілімізде яхшы суал берді. Чоқсы қырым татарлары сербез тұқынушалар украин тілінде. Мен белесем, бұл қаршылық гүзел олур. Ве табі ке оле олмалы. Чүнкі біз бір-бірымыздың янында олсақ, демек бір-бірымыздың тілерімізні өгренежек. Масы ве қырым татарлар бұл меселеде, мен белесем, ән аля миллеттір. Бақыңыз, егер бірді бір инсан тіліні өгренмеге істесе, о чоқча оқымаға керек, ве динемеге керек, мұйыт олмақ керек. Яғни радио қырым татар жа, АТР қырым татар жа, ве да чоқ-чоқ-чоқ оқымаға керек. О заман тіл байлығы, сөз байлығы артырыр, ве әлбетті инсан оны, мен білесем, қуланыр.
Sağ olunuz Elinur hocam. Daha bir sualim olacak. Biz bugün gençlerimizden çok müzakere etken edik. Geleceğimiz hakkında, perspektivalar hakkında. Siz de yaş genç olarak, yaş hoca olarak sizden şunu sormak isteyeyim. Siz şimdi Kırım'da bulunasınız. Ve bazı insanlar ve düşünürler ki daha çok Kırım'da halkımız pek bölündü. Siz ne aytabilirsiniz? Halkımız bölündü mü ya da aksine? Menimce halk bölünmedi. Halkın o günde bir maksat tura. Halk bu maksatını maksatka erişmek için tırışır elbette her bir vastalarını kullanmaya. Başka mesele var. Bizde bunda Kırım'da şimdi böyle vastalar yok. Afsus ki. Onun için çoğusu işler şimdi Ukrayna'da olgan halkımızga baka ve anda olgan insanlarımız men belesem biraz aktifçe olmağa gerek ve daha çok müracaatlar etmege halkara organizasyalarga ve halkara plaşatkalarda daha çok çalışmalar. Bizim Kırım'da olgan milletimizge men aytmak isteyim ki bizim işimiz bunda tilimizni saklamak, özümüzni saklamak ve prinsiplerimizge göre öyle de yaşamak nasıl biz yaşadık. Doğru aytasınız ama bakınız şimdi halkımızda o kadar inanılmayacak korku var ki herkes de değil, elbette herkes de değil, değil ama mesela böyle mevzularga bile çıkmağa bazı insanlar sakınalar. Yani şimdi biz bu meydanda telimizni müzakere etemez. Ama biz bu programların devamında çoksa milli hareketimizni hatırlaydık. Nasıl insanlar avdet yolunda bir şeyden korkmayıp o kadar hareketler yapan ediler. Şimdi bazı insanlara telefon açıyoruz ki aytamız keliniz hoşçalınız müzakere etek sübitleşek insanlar aytalar yok. Bu niçin böyle, bu niçin öyle ola men de mesela anlap olamayım sizin fikriniz? Gerçekten de şimdiki kunde çok şeylerini, Kırım'da olgan şeylerini başka yerlerde yaşayan adamlar açta tasavvur etip olamaylar. Çünkü o uzak, o bir yerde ve eşitmece birgen şeyini anlamazsın ki öz gözünle görmegenciz ve duymagancız. Bakınız bizim milletimiz, bizim ana babalarımız 25 yıldan beri gelip bunda öz özlerini komfort hayatını huray edilir. Bütün Kırım Tatarlar Kırım'a köçken son huray edilir o evlerini sonsuz bucaksız. Yapay edilir çalışmalar, biznesler huray edilir. Şimdi ise elbette eğer onlar koşulsalar bu laflarga demek bu komfort sinirlenecek ve bu komfort endi kaytarılmayacak ve bozulacak. Onun için çok öz konfort hayatını, yaşayışını bozmağa istemi ve ayta ki, ay, yakşı, olsun o başka bir yerde, men bunda özüm evimde sıcak evçiğimde yaşayayım ve meni bir sitemesin. Ama bu tendensiyonu elbette ki... En mühimi elbette tilimizni saklamak. Tilimizni de saklamak ve elbette beraberlikte faaliyetlerde olmak bu köprünü kabileştirmek çünkü gayemiz ve maksadımız bir. Şunun için siz aytınız yani halkımız bazı insanlar çok öyle komfortta yaşaylar öyle komfort birçok şeylerge hoşulmağa istemeler ve şunu soramak sizden da isteyim siz uzunuz nasıl bakarsınız eğer mesela bizim gençlerimiz vatanımızdan çıksa ve öz faaliyetini çetilde ya da kıtada devam etse ben bellesim bu pek doğru çünkü bizim istidatlı yaşlarımız gençlerimiz pek çok ve pek akıllı ballar gerçekten ben onlarını her daim her gün görüyorum mektebimizde de bizim halkımız pek akıllı ve onlar çetelde okup yakşı tahsilini alıp yakşı mütehassıslar olsalar onların faydası daha da ziyade olur ve
Bugünkü günlerde mesela men 11. sınıfının sınıf rehberi olan ve men her gün o talebelerime aytam. Mutlak barıp okunuz. Mutlak. Çünkü tahsil o en birinci ve en mühimdir. Ve elbette men bilesem olar bizim yaşlarımız yakşı tahsilini alsalar onların faaliyetleri daha da bizim için faydalı olur. Milletimiz için faydalı olur. Mutlak. Я Крымда тәсіл системасы пек денішті ма? Е, баяғы денішті, чоқ шейлер денішті. Мен білесем, Али оқуф, Али тәсілні мұтлақыта да алмақ керек. Керчектен де әбеті әмді мұна шынды бізім генч студентіміз Арслан да айтты, мұнда өленді үсіліплер деніші қытада, яғни Европа ұсуларыны шынды құланмаға тұрышалар. Ве керчектен де четел мемлекеттілерді тәсіл алмақ, асылда бізім бұтын зиялыларымызны алсақ, челебеджиханларыны, гаспраларыны, ведегерлеріні олар әпсі четелді оқы әділер, ве ватанымызға қайтқан әділер. Ondan da hayırda olmasak bile bizler hepimiz vatanımızga fayda getirmek gerekimiz. Şunu da sizden soracak olam. Ya bana eski Kırım'ını alsak, eski Kırım'da, eski Kırım halkı aslında daima öyle bir pek vatanperver, pek faal halk daima olgan idi. Şimdi vaziyet nasıl? Aynı. Hı-hı. Yani muy denişti, zaman denişti ama halk aynı. Halk nasıl vatanını seviyordu, öyle de seviyordu. Halk nasıl Kırım Tatarları deyip özünü akı vatanperver insan duyardı, öyle de duyar ve ben bilesem hiçbir şey, halkının içinde hiçbir şey denişmedi. Ama mutlak bizler, eğer yaşlarımızı yollamağa istesemiz başka memleketlerge ve daha bir şeylerge mektepte olsun, ailede olsun, bala bahçesinde olsun, biz onlara her daim, her zaman anlatmak gerekir. Kimler olar ve ne için olar yakşı tesirini almak gerekir ve ne için olar son ki kaytmak gerekir. Çünkü onların vatan bekleye ve vatanda olar faaliyetlerini yapmağa gerekler ve faydalı olmaklar milletine. Şunu da sizden sormak isteyim. Mına mesela siz gibi, Arslan gibi şimdi mında gençler olgan idi. Böyle gençler öyle vatanımızını kaygırgan, ana dilimizde laf etmeye tırışkan, öyle gençlerin sayısı ebette arta ama şu arada birçok analar, birçok aileler var ki onlar bilmesin onların nasıl canlandırmağa, bilmesin onlara nasıl tesir etmeye, onlar bu uymağan adetlerini kabul etteler. Hatta bu olgan vaziyetini kabul etteler. Onların bu nesilini nasıl kurtarıp olur mu sizin fikriniz? Мен білесем, біздің эпомызны заман көстерір не доғру, не доғру дегі жанландырмақ үшін керек бағыныз. Егер инсанға айтсан, сен ярамайсын, сен яңлыш япасын, яңи сен ақмақсын, о, өле де отырар. Демек, біршеге мерақ дұйырмақ үшін, керек көстермеге насыл о гүзел, насыл о дүлбер, насыл о мерақлы ве мұйым. Яшлар аксине, чоқысы тұрышалар ана тілінде қонышмаға өз күчік балларынен. О орта несіл мен білесем чоқысы яңлыш елер япа, ама әпсіне әлбеті керек ола оқытмаға ве аңлатмаға ве дайма чалышмаға. Бізім ішіміз өйле, бізлер тек өйлі просветительский ішінен оғырашмаға керек. Ленур Аджам, шыны сарамақта сізді істе. Мына бақыныз, бұрчық инсалар тіліміздің, ана тілімізді лаф етейлер, ама әпір бұл тілмөйтіні яшатмаға тұрышмайлер. Меселі, сізі мектебіңізді тенифус олған заманда балаларыңыз тұрышалар ма ана тілімізді лаф етмеге? Эпісі де гүл, әлбетте, олар
ana tilinde laf etmege tırışmak için kerek olarnen çalışmağa ve laf etmege. Mesela menim öz balarım ana tilinde konuşalar ama men erkün olarga daima hatırlatam. Ana tilinde konuş, ana o iş. Yani o kolay Rusça aytmağa. Kerek mi düşünmege? Çünkü o tabi ki başka yerlerden, er yerlerden kresine, akılına, mine. Ama kırımda tarçı lakırdı etmek için düşünmege gerek, tapmağa gerek laflarını, sözlerini. Ve daha bir problem var. Bizim ballar ve hatta halkın içinde de öyle problem var. O şivelerinden utanalar olar. Yani uskut şivesi olsun, nogay şivesi olsun, utanalar laf etmege. Biz işte tırışamız erdem anlatmağa nasıl olsa olsun, şive olsun, edebi tül olsun. Ama mutlak laf etiniz, çalışamız, daima çalışmak gerek. Elbette çalışmak gerek, daha çok faaliyetler albarmak gerek. Biz daima bunu aytamız, çalışmak gerek, faaliyetler albarmak gerek. Tül marafonların er yıl keçiremiz, özümüzge bile aytamız. Ama yazıklar olsun, bilmeyim, biz öyle buma çıkıp olmayımız bu maniyadan. Epir Rus tülini keçiremiz. Ama belki zaman gösterir. Devletçilik gerek. Bakınız 15 mektep ne yapabilir? Bir kanal ne yapabilir? Bir şey yapıp olamaz. Ama elbette bizim inşallah o devletimiz ya da cumhuriyetimiz olsa o başkaca olacak. Çünkü mektepke gelgen bala endi tülünü unutkan. O bala bahçesinde Rusça konuştu. O evde başladı ana tilinde konuşmaya. Sonra onu verdiler bala bahçesine o anda unuttu tilini ve geldi milli mektepke. Biz onu yanından başlayalımız o gretmeyi anlarsınız. Ve elbette bizde yeterli kadara dersler yok, yeterli kadara derslikler, kitaplar yok. Evet, 5-10 kitap var ama onlar yetişmiyor. Çünkü gerek bir sistema, tasif sisteması ve o toxtamayıp gitmeye gerek. Yani bala bahçesi, mektep, ali okul yurtu olsun ve ilahri. Sistem olmak gerek. Her bir şeyde daima. Şimdi bizde sistema yok. Biz andan mından tırışamız bir şey yapmağa. Demek buna devletçilik gerek. Yani devletçilik olsa herkesini mecbur etsek. Lenur hocam bilesiniz, bu söyle videolarını taptık. Nasıl Kırım'da diğer halk milletvekilleri arşivden taptık. O kadar serbest ana tilimizde laf etteler. Kostya ağalar, Lena Bitalar, Kırım Tatar avalarını yırlaylar. Ama biz hepimiz arzu etemiz bu muhitni yaratmağa. Ali da bu künlerge biz yetmedik. Ali da bu künlerini bizler öyle bir tül muhitini yaratıp olmadık. Yani siz düşünüyorsunuz ki devletçilik buna gerek. Emde devletçilik, emde istek, emde milif. Şimdi cevap verirsiniz ama bağışlanız telefon bağımız var. Şimdi kabul eteyik. Alo, selam aleyküm, dinleyimiz sizni. Selam, ben sual vermeye istedim. Buyurunuz. Da Kırım Tatarlar ve Ukraynalar arasında münasebetle izah etmeye istedim. Sağ olun, ya adınız ne? Uzunuzu tanıtınız. Sizin adınız? Benim adım. Sizin adınız? Benim adım Ruzana. Ivana. Ruzana. Ruzana. Sağ olun sualınız için. Siz de Kırım Tatar değilsiniz. Ben Ukraynlıyım. Ukraynlısınız. Maşallah sizge sağ olunuz sualınız için. Lenur hocam sizden de sorarım. Şimdi Arslan'dan başlayık. Sağ olunuz cevap sual için. Benimce umumi leyhalar tel medeni ve ilahire bizim umumi hareketimizi inkişaf etti. Misal olarak bizim
merkezimizde, institutta biz bütün adamlarını davet etmemiz. Ya da öyle şekilde QHub ve Kırım Yang teşkilatlar çalışalar. Yani birlikte böyle çalışıp, böyle münasebetlerde Ukraynalılar ve Kırım Tatarlar. Я сізне тушынесіңіз, Ленора Уджау, мұна да бір украин қызчық телефон ашты, ве кенеді ана тілімізді лафет меге тұрышты. Асыл да бұл вақайлардан сондыра, керчіктен де бір чөкшілер қуандыра, бүгін украинлер бұзың тілімізді украин меге тұрышалар. Ве сізне айтарсыңыз бұл телефон бағына? Бағжыланыз, мен жевапны пек яқшы ешіт, мені мүмкін оса тек рұрланыз. Yani nasıl biz iki millet daha çok bağlarımızı havi etmek gerekmiz? Bağlarını havileştirmek için kültür proyektler var ve daha bir şeyler. Ama en mühimi hürmet gerek olmağa, yani iki millet arasında. Demek biz 70% Ukrayınca serbest laf etsek, demek o olabilir. Ve onu yapmak mümkün ve ben bilesem aynen öyle şekilde mekteplerde de, Ukrayn mekteplerinde de Kırım Tatar tili dersleri verilse o zaman bağlar yakşı ve havi olur. Мен де сізден разым, керчіктен де, емді гүзел мұнас, емді істек көстерме керек, емді украинлерді дачық істек көстерселер, дачық істек көстерселер, емді бағларымыз да хави олыр. Ве жемқұриетіміз ақында сөбетлешмеге башладық, яне бұ систем, сіз система ақында лафетмеге башладыңыз, бұ системаның тәсіл системасының құрмақ жемқұриет керек, өйле ма? Cumhuriyet ya da bir vasıtalar gerek. Çünkü aslında o men bilesem o programlar, o konsepsiyalar endi çoktan kurulmaya başladılar ama şimdi toktatıldı. İnkişaf etmek için daima çalışmak gerekmiş. Biz azıcık toktaldık şimdi. Her şey toktaldı Kırım'da mesela. Ve ona gerek konsepsiya, sistema gerek ve beraberlikte çalışmak gerekir. Mekteplerde çalışan hocalar, üniversitelerde okutkan alimler ve hocalar. Çünkü çok seferleri bak, ben bilesem azıcık zayıfça ola ve dersliklerini yapmak gerek, programmalarını güzel çıkarmak gerek, çalışmak gerek, sistema gerek. Mutlak konsepsiya, sistema gerek. Ama... Devam ediniz. Мен білесем, башқа өле имкенлар олмаз ки. Жүмқұриет олмаса, яда девлетчілігіміз олмаса, чүнкі біз әнді 20 ел тәжірибеміз бар әді, ве шымды дәт тәжірибеміз бар 4 ел үшінде шымдылік. Іч бір гүзел, яне башарылар йоқтыр бұл сада. Мен білесем, іштек бір ниятымыз өле. Umutumuz öyle. Şimdi sizden sormak isteyeyim. Bugünkü günde milli gayemiz nasıl olmalı? Ben özümünü öyle saymayım ki benim yani akım var öyle milli gayeni formülerovka etmeye. Onun için başka organlar var ve büyük insanlarımız var. Мен білесем, милли ғайымыз өзімізні сақламақ, инкишаф етмек, күчлі қақ олмақ, дада үзел, дада қави, өз ватанымызда яшамақ, ве гүлемек, ве бұнда мектеплеріміз олсын, бала бақчазлары олсын, ве біз бұнда сайып олмалымыз. Ленор Уджам, чух сағылыңыз бізден бағыланғаныңыз үшін. Сағылыңыз. А, тоқтаныз, бізді телефон бағымыз бар, башта қабыл етейік. Алло. Алло, доброго дня. Мене звати Діана, я буду розмовляти українською, якщо ви не заперечуєте. Переглядала, випадково натрапила на вашу програму, хочу, ну, дуже надихнулася, можна так сказати. Хочу побажати вам успіхів взагалі у розвитку своєї мови. Ви дуже натхненно та дуже старанно це відновлюєте, все дуже приємно на це дивитися. Хочу побажати вам
терпіння, удачі та всього найкращого. Дуже вам дякую за дзвінок. Дякую. Чохсауна слінерожам. Бунох тада програма. Бунох тада програма мазны екін леймаз. Сагул нас Арслан Бей. Я не келедігіміз бізден бағылы. Ве сагул нас. Сайхлы телесерджілеріміз, бұл ұқтада программамызны екенлейміз. Шынды АТР телеканалының эфиріні заман информацион программасы девам етеджек. АТР-еле оңыз.